İlk defa koyuyoruz Afife Balesi'ni, Samsun Devlet Opera Balesi'ni. Afife aslında 1998 yılında ilk ortaya çıkmıştı. Ankara Modern Dans Topluluğu için yapmıştım ben. O zamanlar bizim biliyorsunuz meşhur balerinimiz Merit Sümen'in sahnelere dönüşü de aynı zamanda yaşanmıştı bu Afife ile. Ana Afife rolünü kendisi üstlenmişti. Sonra 98'den sonra İzmir Devlet Opera Balesi'ne sahneye kondu. Sonra Antalya'da, şimdi de Samsun'da Afife. Bir kere bizim için bir sembol, her şeyden önce bir kadın için bir sembol. Türk kadını için bir sembol, Cumhuriyet için bir sembol. Bunlar çok önemli değerler tabii. Yani kadınların sahneye çıkması yasak bir dönemde Afife sanat aşkıyla yanıp tutuşup illaki çıkacağım, illaki yapacağım deyip başı çekmeseydi. Yani muhakkak eninde sonunda tabii ki kadınlar sahneye çıkacaktı ama bu kadar belki sembol olmazdı o zaman ya da bu kadar çabuk olmazdı o iş, bilmiyorum. Yani muhakkak bir katkısı oldu. Onun için bence her Türk kadının gönlünde bir yerde Afife Hanım'ın, yani her Türk sanatçı kadının gönlünde bir yerde Afife Jale olması çok önemli bence. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışı her şeyin bir başlangıç noktası, bir dönüm noktası. Ve Samsun'da olmak çok güzel. Hatta ilk geldiğim zaman Afife provalarına böyle bir içim bir şey oldu. Böyle aha biz burada Samsun. Evet ya, hani Samsun'a gelmek iki misli önem kazandı. Hani daha önce de geldim Samsun'a, başka eserler koydum burada ama. Barbaros Hayrettin Paşa'nın da hayatını sahnelemiştim ben. Afife Hanım ama galiba çok önemli bunların arasında. Klasik bale kumpanyasını adapte ettim. Point giymeye başladılar karakterler. Bu da mümkün yani. Bunu yani öyle kurgulamıştım ben zaten. Hani tabii modern dans topluluğu için yaptığımda biraz anlatım biraz farklıydı. Klasik bale de biraz daha farklı ama sonuçta hikaye aynı. Bir takım teknikleri biraz döndürüyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Koreografik anlatımda birazcık ufak tefek ayarlar yapıyorsunuz. Oluyor. Tabii Afife Balesi'nin benim için ayrı da bir önemi var. Afife'nin kostüm tasarımcısı Bahar Korçan. Şu an artık aramızda değil, rahmetli oldu ama Devlet Opera Balesi'nde ilk defa bir moda tasarımcısı ile çalışılmıştı.